Bu şifalı bitkinin nelere iyi geldiğini biliyor musunuz? Faydalanı nelerdir? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenin ve paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilin ki verdiğiniz destek engelli ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için kullanılacaktır. 1800'lü yıllardan beri kullanılan sığır kuyruğu bitkisinin bilimsel faydaları nelerdir? Sığır kuyruğu bitkisi hangi hastalıklara iyi gelir? Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Avrupalı yerleşimciler sığır kuyruğunu Kuzey Amerika'ya getirmişlerdir. 1800'lü yılların sonlarında Avrupa'daki, İngiltere'deki ve Birleşmiş Milletler'deki doktorlar sığır kuyruğunu rutin olarak tüberküloza ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik eden öksürük ve kanlanma için önerirlerdi. 1849 yılında Kaliforniya'ya altın göçü esnasında madenciler madenleri aydınlatmak için sığır kuyruğu meşaleleri kullandılar. 1916 yılında sığır kuyruğu ABD Nasyonal Farmolete yayınlandı ve ardından 1936 yılında çıkartıldı. 2002 yılında Clemson Üniversitesi araştırmacıları sığır kuyruğunun hastalıklara yol açan bakterileri öldürdüğünü belirttiler. Verbascum cinsi 350'den fazla otsu bitki türünden oluşur. Bu türlerin çoğu Avrasya'ya özgüdür. Avrupa'da yaklaşık 90 türü ve yalnızca Türkiye'de 230 ayrı türü yetişir. Sığır kuyruğu kulak enfeksiyonlarını iyileştirir, terlemeyi hızlandırır, göğsü yumuşatma özelliğine sahiptir, bronşite birebirdir, damar sertliğini önler, romatizmaya iyi gelir, nasır oluşumlarını kısa sürede yok eder, ses kısıklığını iyileştirir, sinir hastalıklarına karşı rahatlatıcı özelliğine sahiptir. Sığır kuyruğu karın ağrısına iyi gelir, vücudu güçlendirir, bağışıklık sistemini korur, yaprakları yaraların iyileşmesinde etkilidir, ses kısıklığı durumunda iyileştiricidir, göğsü yumuşatır, balgam söktürücüdür, mide üşümesinde oluşan karın ağrısını giderir, solunum yolları mukozasının enfeksiyonlarında iyileştirici etkiler yapar. Bronşit ve kronik öksürük durumlarında iyileştiricidir, sakinleştiricidir. Sığır kuyruğu otu çayı nasıl hazırlanır? Malzemeler: 1 çay kaşığı sığır kuyruğu otu, 1 bardak sıcak su. Yapılışı: kaynamış ve sıcak suyun içerisine verdiğimiz ölçülerdeki sığır otu bitkisini koyun ve 10 dakika bekletin. Şekersiz olarak içilmesi tavsiye edilir. Sığır kuyruğu lapası nasıl hazırlanır? Sığır kuyruğu lapası genellikle açık yaralar üzerinde kullanılır. Sığır kuyruğu lapasını yapabilmek için yapraklara ihtiyacınız var. Yaprakları alın, ezin ve lapa haline getirin. Daha sonra yara üzerinde 10 dakika bekletin. Faydalarını öğrenince aktarın yolunu tutmak isteyeceksiniz. Haberin tamamını mutlaka izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Sığır kuyruğu yaprağındaki mucize. Akciğer temizleyen doğal kür yapımı. 3,5 çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı sığır kuyruğu yaprağı, 1 tatlı kaşığı bal. İsteğe göre azaltılabilir. 1 tatlı kaşığı kuru nane veya 5 dal taze nane. Yapılışı: suyumuzu bir demlik içinde kaynatıyoruz. Kaynayan suya sığır kuyruğu yapraklarını ve naneyi ekliyoruz. Çayımızı 15 dakika kadar demliyoruz. Ekleyeceğiniz bal miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Faydaları: sığır kuyruğunun içinde bulunan saponin adlı bileşenlerin birçok faydası vardır. Bu bileşenler ciğerlerde biriken fazla mukozayı atmaya yardımcı olur. Ayrıca virütük ve bakteriyel solunum yolu rahatsızlıklarını iyileşme sürecinde hızlandıracaktır. Akciğer ve solunum yollarını temizlemeye yardımcı olacak bu çay aynı zamanda soğuk algınlığı da önleyecektir. Kronik solunum rahatsızlıklarından kaynaklanabilecek ağrıları da azaltacaktır. Sığır kuyruğu otuyla hazırlanan çayın astım belirtilerini çok kısa sürede azalttığı ve rahatlama sağladığı bilinmekte. Bu çayı hazırlamak için bitkinin ilk yılında verdiği ham, yeşil yapraklar kullanılıyor. Ne zaman içilir? Gün içinde istediğiniz bir öğünde yemeklerden yarım saat sonra içebilirsiniz. Sığır kuyruğu özellikle kış aylarında yaygın olarak yaşadığımız grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda yardımımıza koşuyor. Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük
çürüye çare oluyor. Balgam söktürücü bir etki oluşturuyor. Solunum bozukluklarının hızla iyileşmesine destek olduğundan bronşit ve astım gibi rahatsızlıklarda da olumlu etkiler gösterdiği söyleniyor. Sığır kuyruğu bitkisi kulak ağrılarının azalmasına hatta tamamen geçmesine yardımcı olabiliyor. Güneş yanıklarının zararlarını en aza indiriyor, iyileşme sürecine katkıda bulunuyor. Ciltte oluşan küçük kesik ve yaralanmaların da daha hızlı iyileşmesine destek olduğu biliniyor. Çay olarak tüketildiğinde sığır kuyruğu otu idrar söktürücü bir etkide oluşturuyor. Halk arasında midemi üşütmüşüm, o yüzden karnım ağrıyor şeklinde anlatılan durumlarda ortaya çıkan o mide ağrılarına da iyi geliyor. Karaciğer ve dalak başta olmak üzere iç organlarımızın sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Son olarak çiban ve basur gibi sorunlarda da kullanılabildiği söyleniyor. Kullanım şekli, kurutulmuş yaprak çiçek karışımından bir tatlı kaşığı alınıp bir bardak kaynar suda demlendirilerek elde edilen çaydan günde 3 kez birer bardak içilir. Kullanım şekli, kurutulmuş yaprak çiçek karışımından bir tatlı kaşığı alınıp bir bardak kaynar suda demlendirilerek elde edilen çaydan günde 3 kez birer bardak içilir.